Deprem anında ofiste çalışıyordum. Önce ufak bir sarsıntı geldi. Daha önce bir yıl boyunca işte Pazarcık tarafında ufak sarsıntılar oluyordu. Onlardan zannettim ben ilk başta. Sonra birdenbire hızlandı. Ofiste işte makam koltuğunun yan tarafında kitaplık vardı. Önce kitaplık düştü. Sonra ben koltuğa sarıldım ellerimle. Bir anda yıkıldı. Yaklaşık bu anlattığım süre 10 saniye falan sürdü. Sonra bir karanlığa düştüm ben. Toprak kokusu geldi. Yani öldüğümü düşündüm ilk başta. Yan binanın dibine düşmüştüm. Belimden yukarısı şeydeydi, buradan yukarısı açıktaydı. Ve ben tamamen bel altında şeydeydim, molozun içindeydim. 1-2 saat boyunca molozun içinde kaldım. Birileri geldi. Şeyi boşalttık, moloz kısmını. Moloz kısmını boşalttıktan sonra arkada ofis boşluğu, şey, otopark boşluğu vardı. Otopark boşluğuna çıktık. Orada iki tane yaşlı, bir tane de genç vardı. Onlar yardımcı oldu. Biz şeyden çıkamadık, o otopark boşluğundan çıkamadık. 3-4 kere denedik. Yağış alıyordu. Zaten sürekli denediğimiz zaman kaymaya başlıyordu her yer. Kayınca çıkamadık hiç. Saatler sürdü çıkmamız. Sabah hava aydınlanınca falan çıktık. Annemgil buradaydı, evdeydi. Bir anda canavliyle çıkmışlar. Bizim evle ofis arasında kısa bir mesafe var. O sıra zaten bizim o Hükümet Caddesi dediğimiz bölümde karşılıklı binalar yıkılmış. Anne ile babaya yardım etmişler. Bizim ofisin oraya doğru gelmişler. Ofiste önünde çınar ağacı vardı. Çınar ağacına bulmuşlar. Orada yani annem anlatıyor işte bağırarak Kur'an-ı Kerim okumuş. Yani bizim binamız eski betonarme binaydı. Etrafımda bina yoktu. Ve bizim ev yıkıldı zannettim ben. Şu an bir yıl geçti. Yani ben çarşı merkezde büyüdüm. Yani 35 yılım buralarda geçti. Ve şu an büyüdüğüm her yer, her sokak, her bina yok oldu. Bütün anılarımla birlikte çocukluğum, gençliğim, mahallem komple gitti. Ve şu an yine çarşıda inşaatlar falan başladı ama tüm şehir gibi hiç kimse eskisi gibi değil. Ben de ailem de eskisi gibi değiliz.